Merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün tepki videosunda karşınızdayım. Galatasaray Beşiktaş final maçı. Benim için final maçı. Bütün Türkiye için de final maçı. Bugün burada iki kamerayla sizlerin karşısında olacağım. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor olacak. Kadro analizi yapacağım. Şöyle biraz daha yakına geliyorum. Kadro analizinde Galatasaray'ın bence kadrosu iyi bir şekilde sahada. Sadece yedek kulübesinde Feghouli, Emre Akbaba değişikliği olabilirdi diye düşünüyorum. Hadi gelin saygı duruş ve daha sonra maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar, maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bu arada bir de Galatasaray'da iddia oynadığım için daha böyle bir stresim var. İnşallah güzel bir maç olur ve keyifli olacaktır. Önemli anlarda yine bu karşınızda olacağım. Yemin ediyorum daha 20. saniye ya. Daha 20 saniye oldu, bir dayanın be kardeşim ya. Larin'i düşürmeseler kesinlikle çok net bir pozisyon. Donk'un ayağına takılmamış gibi de ya. Aa evet, pardon. Evet, ayağına takılıyor. Larin'e faul, bakalım neler olacak. Yedik. Offside, offside. Offside. VAR'a gidilecek. Ya birinci dakika. Bak, offside olmayabilir. VAR şu anda haber bekleniyor VAR'dan. Zaten offside ise kıl payı bir offside. Verecek golü. Ohohoho. O VAR çizgisini görmek istiyorum o. VAR çizgisini görmek istiyorum ben. Arkadaşlar, Babel'in inanılmaz sert bir hareketi vardı. Ya kırmızılık bir kart, kırmızı kart verilmez ama müdahale yapmak isterken Ensakala'nın ayağı biraz altta kaldı ve kötü oldu ya, çok kötü oldu. Ama yani kırmızılık bir bana göre hareket değil. Çok iyi. Babel! Gol! Offside! Allah kahretsin, çok iyi bir pastı. Çok iyi pastı. Oy 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 oy. Bu da kıl payı offside. Çok 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 kıl payı bir karar. O yüzden bu kadar bekletiyorlar. Arda telefondan bakıyor şu anda. Gol! Gol! Gol Babel! 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 Çok güzel ya. Bu adam oynaması gerekiyor diye haftalardır söylüyorum ya. Babel! Allah, 3'e 1! Ya işte Emre'yi ben bu yüzden sevmiyorum ki ya. Ya Emre Akbaba'nın yerine Feghouli olması lazım. Hoca, Emre Akbaba'yı oynatma artık ya. Ya oynatma şu Emre'yi artık ya. Şu Emre'lerden bıktık be kardeşim. Vallahi bıktık ya. Bak orada Emre Akbaba pas veremedi. Burada gitti, Marko sarı kart gördü. Abi şu adamı oynatmayın hoca. Fatih Hoca, sen de bir garip oldun ya. Bir acayip bir adam oldun yani. Şu Emre Akbaba'dan ne bekliyorsun ki ya? Ne bekliyorsun ya? Şu Feghouli ya orta sahanın ortasında oynasın işte. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. İkinci orta, ikinci tehlike. Vuramadı boş kaleye. Ya nasıl bir şey yapıyoruz biz ya? Bak. Ya Gezal zaten atabildiği en iyi yere pası atacak. Gezal şu anda en iyi asist yapan adam zaten ama... Ya zaten hafif bir tıklasa köşeye gidiyordu top. Golden sonra bir yaklaşık bir 10 dakika falan geçti. İlk 5-6 dakika Beşiktaş'ın inanılmaz bir baskısı vardı. Ve sıkıntı yaşatabilecek bir baskı, gol atabilecek bir baskı. Ama şu anda çok şükür normale çevirdik oyunu. Ama sanki böyle Beşiktaş ya ilk yarı böyle atacak gibi hissediyorum. Bakalım, inşallah öyle bir şey olmaz. Şu an Gezal'da top, yine geliyorlar. Marko. Bu arada Marko'nun tabii... Ve Babel'in kart görmesi çok riskli. Neden Babel'in de riskli? Babel'e uzun top atıyorlar. Biliyorsunuz uzun toplarda dirsek falan kullanıldığında hemen sarı kart gösteriliyor. O yüzden topu oraya Galatasaray şişirdiğinde büyük sıkıntı yaşanabilir. Gezal'ı da çok fazla kullanamadı bugün Beşiktaş. Tabii hani Allah kabul etsin, oruç tutmak bir futbolcu için yani çok zor. Gezal da oruç tuttuğu için belki oruç da biraz da olsa etkiliyordur performansını. Bu arada çok tehlikeli bir yerden Beşiktaş. Frikik. Ve Adem Ljajic, Gezal topun başında, birçok önemli isim olacak. Evet, Gezal ve Adem Ljajic topun başında. Klasik son zamanların meşhur hareketi.
Saracchi'yi yerden gelecek toplarda yere yatırdılar. Büyük ihtimal Baraj zıplayacak. Gezal, Adem Lajic. Donku suratına çarptı top. Atiba bir penaltı bekliyor. Evet, bekletecek Cüneyt Çakır. Atiba bir penaltı. Atiba da kolay kolay. Yalnız donk penaltı yapmış. Şöyle bir şey var. Öncesinde de Atiba ittiriyor. Evet, VAR'dan büyük ihtimal şu an Cüneyt Çakır izliyor. Zaten yani bir muhakkak bir hamle var. Muhakkak bir hamle var. Bunun gibi stoperlerle şampiyon olunmuyor. Ya yani çok seviyorum Donk'u ama ya sen bu vitrin maçlarında bunu yaparsan olabilecek hiçbir şey yok yani. Ya adamda pozisyon yok ya. Bir tane adam akıllı duran top dışında pozisyon yok. Bak yani direkt zaten ayağını bilerek yapıyor. Gezal topun başında Fatih Terim inanılmaz kızdı. Donk'a değil ama hakeme, dördüncü hakeme Gezal. Kaçırdığı penaltı yok bu yıl. Hayır. 1-1. 1-1. Senin Allah cezanı vermesin Donk ya. Ya senin gibi adamlarla biz şampiyon olamayız zaten. Halk hakikaten olamayız ya. Zaten top oynamıyoruz anasını satayım. Yani olacak iş değil bu ya. Vallahi olacak iş değil ya. Lan sala. Böyle adamlarla biz oyun oynuyoruz. Ortada pozisyon yok ya. Tecrübe desen 50 yaşına geldi. Kadayıf oldu bir yerlerin artık yani. Ya bu hataları yapma gözünü seveyim ya. Gezal 10 tane atsa onun da atar. Yürü lan! Yürü! Ver bana kaç! Senin gibi hakemin var ya! Son adam pozisyonu mu diye şu an tartışma var. Ya yanında adam var, o fazla olur. Ama yani... Penaltı! Penaltı! Ver kartı! Ya acınsın, böyle oluyor bu işler kardeşim. Böyle oluyor. Böyle oluyor bu işler. VAR'a gidecek yine. Böyle oluyor bu işler. Offside yok. Ya Atibacım. Bir tane. Güzel oldu, güzel. Onyekuru da bitiriciliğinin olmamasını yine gördük. Bomboş tane yine atacaksın ya bak. Allah cezanı vermesin seni. Bunu Cüneyt Çakır VAR'dan iptal edemez asla. Çünkü Cüneyt Çakır egolu bir hakem olduğu için. Kendi verdiği kararı direkt iptal edemez yani. O penaltı kullanılır. Falcao topun başında. Hadi Falcao. Yani yaptığın sadece penaltı kullanmak, onu da inşallah yaparsın diye düşünüyorum ama içimden bir his kaçıracak gibi geliyor. Bak yemin ederim totem motem değil. Öyle bir hissiyat geldi şu anda bana. Hadi Cüneyt. Falcao! İki bir. Çok büyük bir sıkıntı var şu anda. Marcao ve Donk ikisi de sarı kartlı. Babel sarı kartlı. İki tane stoperdeki adam da sarı kartlı şu anda. Allah! Bir frikik daha kazandı Galatasaray'da. 49. 6 dakika uzatma verdi. Babel'in oradan çok iyi kesmeleri var ama. Aa, Babel gitti. Getson ve Falcao ikisi kaldı. Hutchinson'ın, Atiba'nın yaptığı faul. Babel hakikaten, ya hakikaten ilerleyen yaşına rağmen Babel çok güçlü bir oyuncu arkadaşlar. Gerçekten Falcao ve Getson ama Falcao o kadar agresif bir şekilde topu aldı ki büyük ihtimal Frikki Falcao kullanacak. Evet, Getson da orada uzaklaşıyor. Falcao tabii daha büyük onunki. O yüzden o aldı mı bırakır. Getson birkaç şey söylüyor ama... Evet, Getson baraja girdi. Emrah Baba geldi. Topun üzerine geldi. Falcao vurdu ve top dışarı.
Oy Falcao. İlk yarı bitti 2-1. İlk yarı bitti. İkinci yarıda tekrardan karşınızda olacağım. Evet, ikinci yarı başlıyor kardeşlerim. İkinci yarıda iki takıma başarılar diliyorum. Hadi oğlum. Vurma vurma. Aha. Koş 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 koş. Kes lan kes. Haha Onyekuru sarı kafana. Aha! Boş kale! Gol! Taylan! Arda! Arda! Çok iyi ya! Adamsınız oğlum lan! Adamsınız! Çok iyi be! Çok iyi! Şimdi Fenerbahçe maçına bakmak lazım arkadaşlar ama şu bir gol sevincini yaşayalım.